Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bazı dua sığgalarını 3 kere tekrarlamak Allah Teala'nın hoşuna gidiyor. Duada ısrar Allah Teala'nın hoşuna gidiyor diyor. Canım nasıl olur, onda mı hoşu var? Allah'lığına göre seviyor. Yani normalde biz birisi bize bir şey söylüyor. Şunu versene bana, şunu versene bana, şunu dersin. Bak ilahi nizamda bu ayrı bir güzellik. Allah Teala ne kadar merhametli. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dediğinde Allah Teala'nın rızasına daha çok yaklaşıyor. Günah işledin, tövbe ediyorsun. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yani yanınızdan bunu empati, kendiniz de empati kurun. Kuldan kula, halktan halka. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Tamam, özür dilerim. Bıkarsın. Allah Teala estağfurullah, estağfurullah dediğinde o kulunun kendisiyle konuşması, rahmaniyetine güvenerek hep aynı şekilde güzel dua etmesi Allah Teala'nın rızasını kazanıyor. Duada ısrarı sever Allah. Kim buyurdu? Kim buyurabilir? Kim söyleyebilir? Allah adına güzelliği kim anlatabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala duada ısrar edeni sever. Hatta bazen, şimdi böyle söylerim, ısrar etmezsin. İnsan o kadar güzel dua edermiş ki, samimiyetle böyle kalpten, ruhuyla, aklı, ya Rabbi ne olur, ya Rabbi ne olur, ya Rabbi ne olur. Meleklerine dermiş ki, hemen duasının, isteğinin karşılığını vermeyin. Çok güzel yalvarıyor. Ben ona bol bol vereceğim. Derecesini yükselt. Derecesini yükselt. Yani Allah Teala'nın mülkünde, özet, Allah Teala'nın mülkünde, hocam neresi orası? Yani tapu kadastrodan falan mülkü. Ya bu kadar da sulandırma mevzuyu, anladık diyorsun. Bak ben sana şimdi anlamadığın, tövbe estağfurullah, göstereceğim. Allah Teala'nın mülkü dediğinizde al buradakilere sor. Kaç senedir bizimle beraber program yapıyorlar. Biraz sizi şey yapacağım ama. Ne aklına geliyor? Yerler, gökler, evet biz, başka rüzgar, su, hayal, konuşma kuvveti, idrak kuvveti, hepsi. Evet, Allah'ın mülkündesin sen. En acı olan şey ne biliyor musunuz? Bir insan Allah'a karşı hakaret etse, Kur'an'la alay etse, lütfen dinler misiniz? Bak ilk açanlara özel program yapıyorum ben. Laf aramızda bu sona gelenler var ya, alışkanlık ettiler. Dörtten sonra falan geliyor. Aslında ilk programı bilseler uyumazlar yani. Allah Teala, Allah muhafaza etsin. Kur'an'a hakaret etti. Kur'an ayetleriyle alay etti. İşte daha mukaddesat. Bizi biz yapan, insan yapan güzellikler hepsi. Hakaret etti. Allah Teala'yı haşa haşa haşa. Tasarrufunu beğenmedi, yaratmasını beğenmedi, çirkin gördü. Soru, soru. Adam bu beğenmemeyi, bu hakareti, bu aymazlığı yaparken hangi kudreti kullandı? Allah'ın kudretini kullandı. Ne kadar acı bir şey biliyor musun bu? Yani Allah'a, haşa, Kitabullah'a, Sünnet-i Resulullah'a hakaret ederken aldığı nefes, kurduğu cümleler, o akli melekesinin hepsi Allah'ın, Allah'ın sermayesiyle Allah'a ihanet etmeye kalktı. İşte o yüzden kafir diyorlar ona. O sözlere de küfür diyorlar. Dua, elhamdülillah, elhamdülillah diye başladı. Hocam beddua tutar dedin de, çok beddua edenler görüyoruz. Bir de böyle şey yapıyor, beddua bilmem ne falan. Ha, beddua tutar dedik ama gerçekten Allah Teala'nın yolunda veya doğru dürüst giderken zulme uğrayan bir insan beddua ettiğinde o beddua tutar. Başkasını etti. Peki beddua ettiği insan o bedduayı hak etmiyorsa,
bedduayı ettiği insan o bedduayı hak etmiyorsa. Ya ne bileyim her şeyi ben mesela diyebilir ki Allah kimseyi şaşırtmasın. Yani görmedik daha öyle bir şey ama hani ekstrem en olmayacak şeyleri misal veriyorum ki hani bazı şeylere benzemesin. Maksadımız kimseyi tenkit etmek değil. Zaten İslam'da insan tenkit edilmez. Kötülükler tenkit edilir. İnsan tenkit edilmez aslında. Kim yapar onu? İnsandan sorumlu. Eğitmeni yapar, öğretmeni yapar. Kendi işte hocam dediği bir insan varsa birebir ilişkisinde onu tenkit eder. Ama İslam öyle bir kişide... Yahu şunu anlatayım öyle geleyim. Bak Metin hatırlat bunu. Her Ramazan anlatıyorum bir daha anlatayım. Beddua, ağzını kötü söze alıştırmama ve nasıl bir İslam'ın insanı koruma şekli var. Ve diyorum ya size hakikaten arkadaşlar ekranda olduğum için size şov yapmıyorum. Hakikaten çıldırıyorum ya. Bu kadar insana ehemmiyet veren bir dinin mensubu olacaksın. En azından nüfus kağıdında. Ve bu kadar bu işin cahili olacaksın. Bak sana bir şey anlatacağım. İlk defa dinliyorsan lütfen dinle. Tekrar konuyu hatırlat Metin. Nerede kalmıştık? Bence unuttun. Neyse ben seni yine de çalışayım. Bir suç işlemiş adama mahkemeyle ceza verilmişti. Devir Resulullah Efendimizin devri. Çaldı mı, çırptı mı, ne yaptıysa. Şimdi o detaylara girmeyelim. Ceza veriliyor. Ceza tatbik edilirken de halkın önünde tatbik ediliyor. Ne yaptı? Filancıya böyle böyle hakaret etti, bilmem ne yaptı. Peki cezası verilirken yanda bulunan, seyreden hani mahkeme salonu gibi düşünün. Ortalıkta ama mahkeme salonu gibi. Birisi bu adi suçu işleyen kişiye diyor ki terbiyesiz, utanmaz, utanmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen çağırıyor yanına. Gel buraya sen bir dakika. Ne diyorsun sen? Ya Resulallah işte bu fiili yaptı. Bu terbiyesiz. O fiili yaptıysa şu anda cezasını çekiyor. Ona terbiyesiz deme hakkın yok diyor. Allah rızası için bana böyle bir kanun göstersene şu anda. Kopenhag kriterlerini koy. Üzerine 10 tane daha koy. Allah rızası için benim bak bu sözüm kayıtlı, metinli, meşhur. Bu işi bilenler tarafından seneler evvel yazılmış. 1200 senelik kaynakları konuşuyorum sana. Sen bana böyle bir şey göstersene. Yüz kızartıcı değil, terbiyesizlik etmiş. Aleni olarak ortalıkta terbiyesizlik yapmış. Cezayı çekerken birisi sövüyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki cezasını çekiyor. Sövmeye hakkın yok diyor. Allah Allah. Ben kurban olurum bu İslam'a ya. Ben kurban olurum bu İslam'a. Böyle hakkının korunmasını istemez misin sen? Ah güzel kardeşim ah. Şu sahur vaktinde benim sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Bazıları konu seçmeye çalışıyor. Şundan bundan laf olsun torba dolsun. Yapıyorlardır. Kıymetli hocalarımızı konuşmuyorum. Bu arada Necmettin Nursaçan hocama da hürmetlerimi iletirim. Ellerinden öperim. Çok severim kendisini. Çok severim. Hocamdır ya. Allah hep anneannemin sözü vardı. Oğlum, alim adam kocadıkça koç olur. Cahil adam kocadıkça hiç olur. Ne güzel söz ya. Allah şu ümmeti Muhammed'e gerçekten bir şey yapmak didinen kim varsa, rızasına uygun kimler hizmet ediyorsa Allah Teala onları abad eylesin. Ömürlerini bereketli eylesin. Bu milletin başından, etrafından onları eksik etmesin. Kim? Kim Allah'ın rızasına uygun hizmet ediyorsa. Şu, bu falan diye konuşmaya lüzum yok. Yine bir hocam öyle derdi. Merak etme oğlum, melekler yanlış anlamaz derdi. Dua eder ki, melekler yanlış anlamaz. Şimdi nereye gelmiştik? Beddua meselesine. Beddua meselesine. Hani dedik ki Allah Teala'ya işte oradan konuyu açtı. Allah Teala'nın mülkünde Allah Teala'nın verdiği imkanla hakaret ediyorsun da Allah Teala'nın müsamahasına bak. Allah Teala'nın merhametine bak. O yüzden cehenneme düşecek olanlar ahirette ya niye böyle oluyor kardeşim itmeyin bir dakika ne oluyor ya falan demiyorlar.
hak ettik diyorlar, balıklama atlıyorlar. Bu utanç onlara yetiyor. Biz sana mı yaptık bunu? Biz Kitabullah'a mı yaptık? Hatta ayet var. Onlar cennetlikleri gördüklerinde, ya halimizi görüyor musunuz, bize yardım edebilir misiniz? Edemeyiz diyorlar, izin yok. Aa diyorlar, sen de mi cennete giriyorsun? Bak bu hem hadis hem ayet. Ayeti hadis açıyor. Birisini tanıyacakmış mesela, canlandırıyor Allah Teala onu. Sen de mi cennete giriyorsun sen? Hani şu böyle hiçbir şeyden anlamaz, hayattan zevk almaz, oruç tuttuğunda alay ettiğimiz, namaz kıldığında oğlum hala mı namazı kaçacak diye korkuyor ya, safoz ya. Allah'ım yani. Lan biz 10 senedir kılmıyor, hiçbir şey olmuyor bize diyor ya. Biz öyle diyecekler diyor. Biz seninle dalga geçerdik. Sen de mi giriyorsun cennete? Bizden fakirdin sen. Bizim böyle emrimizde bir sürü insanlar vardı, çevremiz vardı. Senin adını bile bilen yoktu ya. Allah biliyordu, Allah. Orada çok acayip filmler olacak. Hem de hiçbirisi sanal değil. Avatarla falan da kurtaramazsın yani. Onu göndersen sen komple alıyorlar. Bütün sanalını, gerçeğini, hepsini alıyorlar.